Nadejda Artamonova erkek arkadaşıyla memleketleri Sileme'de dolaşırken hala Sovyet döneminin kalıntılarına rastlıyorlar. Üstünde Rusça mir yani barış kelimesinin yazılı olduğu ancak içinde yıllarca gizli bir şekilde hiç de barışçıl faaliyetlerin yürütülmediği bu fabrikanın kalıntıları gibi. Все-таки родились и выросли и получили образование в России и приехали сюда работать по распределению в Кохтла-Ярве. И в этот период, насколько я знаю, родители все-таки Силамяя был закрытый город и сюда просто так было не приехать. Балтик Денизиндеки бу чок гизли касаба Совет нюклеар üretiminin merkeziydi ve bu nedenle Sileme şehri resmi olarak mevcut değildi. Sovyet döneminde haritalarda bile bulunmuyordu. Bugün şehir Estonya'nın ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bir parçası ama hala çoğunlukla Rus asıllılar burada yaşıyor. Ve genelde yaşlılar. Mikhail Kafanov onlardan biri ve bugün hala şehrin gizli uranyum oksit işletme fabrikasından gurur duyuyor. Kafanov'un geçmişi yerel Sileme Müzesi'nde yaşıyor. Kafanov'un kendisi de bir uranyum zenginleştirme tesisinde çalışmış. Bu tür görüşler Nadejda için dehşet verici. Sileme'de yasak şehir imajı hala ağırlıkta olduğundan çoğu genç şehri terk ediyor. 30 yaşındaki Nadejda da Estonya'nın başkenti Tallinn'e taşınmayı düşünmüş. Хоть и в советское время, но училась и была здесь уже в постсоветское время. Поэтому я не могу сказать, что я что-то ощущаю такого вот старого или каких-то там пережитков. Нет, мне как-то... У меня село... Для меня Силамя — это современный город. То есть, что будет больше привлечено и внимание, и каких-то инвестиций. Uranyum artık burada işlenmiyor. Ancak enerji üretimi için devasa petrollü şeyl yığınları hala bölgenin imajını şekillendiriyor. Ama şimdi Sileme'nin geleceği şöyle görünebilir. Nadejda yeni kurulan bir bilişim bilimleri okulunda programlama öğreniyor. Birkaç Estonyalı startup milyoneri bu olanağı mümkün kıldı. Bu şekilde Sileme'nin sonunda karanlık geçmişini geride bırakması hedefleniyor. There will be a lot of change happening around here because we are moving away from the oil shale mining. So there's a need for new kind of innovation, new industries to come into Ida-Viruma. So why not IT? Estonya hükümeti de eski sanayilerden uzaklaşıp yatırım yapmak istiyor. Denize giden gezinti yolu yüksek bir ücret ödenerek yenilendi. Yine de burada yaşayan Rus asıllılar arasında büyük bir memnuniyetsizlik var. Geçmiş hala yüceltiliyor. И даже лучше, чем в городах России, потому что здесь всегда была доставка нужных продуктов, всегда была хорошая, более хорошая одежда, чем везде, и у людей, конечно же, была работа. Rusya sınırı arabayla sadece yarım saat uzaklıkta. Ancak atalarının toprakları Nadejda'nın nesli için bir rol model teşkil etmiyor. Я бывала тоже в России, но жить я никогда не задумывалась, что я смогу там жить. Нет, я туда уже не смогу переехать. У нас все-таки немножко различается менталитет, и, в общем-то, нет, я не рассматриваю. Mikhail Kafanov bunu anlayamıyor. Kısa bir süre önce o zamanki uranyum üretimindeki çalışmaları nedeniyle Moskova'dan bir madalya almış. Kafanov eski dönemde şehrin yabancılara kapalı olduğunu hatırlatıyor ama onun bununla hiçbir zaman sorunu olmamış. Nadejda ise artık nihayet ileriye bakmak istiyor. Programlama eğitimine başladığından bu yana Sileme'den ayrılma planlarından vazgeçti. На самом деле я хотела бы немножко попутешествовать, поработать где-то в другой компании за пределами даже, может быть, своей страны, но я бы все равно планировала вернуться и принести вот тот опыт, который я возьму в другой стране сюда и интегрировать его здесь. Bir zamanlar yasak olan Sileme şehri, Nadejda Artamonova gibi genç sakinleri sayesinde sonunda karanlık geçmişini
geride bırakabiliyor.